Sümbül Kokusu. Yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Seslendiren Barış Okkay. Bugün günlerden pazardı. Budapeşte Üniversitesi Fen Bilimleri bölümünde tahsil etmekte olan Hüseyin Arif, Macar başkentinin loş, rutubetli ve güneşsiz sokaklarının birinde, bu milletin talihi gibi gamlı, boşaltılmış bir apartmanında, fakirhane odasının kenarında, tahta bir masanın üstünde duran bir gün evvelki gazeteyi aldı, tekrar okumaya başladı. Çanakkale'ye dair İstanbul'dan, Berlin'den, Londra'dan gelen telgrafları süzdü. Karadan ve denizden hücum ediyor, boğaza döktüğümüz torpiller toplanıyor, Kumkale'ye, Seddülbahir'e, Anaparti'ye çıkan İngiliz ve Fransız askerleri ilerliyorlar. Her satır bir hançer, her nokta bir kurşun gibi beynine saplanıyordu. Çökmüştü. Yüreğini kaplayan ateşli bir acı göğsünü yakıyordu. Romanya, ülkesinden mühimmat geçirtmiyordu. Bizim de silah ve cephane tezgahlarımız kâfi değildi. İstanbul'un müdafaasından ümidini kesmişti. Halbuki İngilizler ve Fransızlar, dünyanın bu iki gelişmiş milleti, yerden, gökten, denizden, yıldırımlarıyla, volkanlarıyla, cehennemleriyle kapımızın önüne gelmişlerdi. Onların zırhlı savaş gemilerine, uçaklarına, denizaltılarına karşılık verecek neyimiz vardı? Bir göğüs, bir pazı. İşte bu kadar. Hay Allah'ım! Bu göğüs çekecek, bu pazı kıvrılacak. Şimdi vatanı, İstanbul bütün camileriyle, saraylarıyla mavi göğü, mavi deniziyle, saz benizli narin kadınlarıyla, ince uzun boylu sinirli gençleriyle, ağır ve ümitsiz yürüyüşlü ihtiyarlarıyla gözünün önüne geliyorlar. İslam'ın gözü, Türk'ün kalbi olan bu renk ve nur durağı memleket pek temiz, pek mamur, pek güzeldi. Onun yıkık duvarları Avrupa'nın dargın sisler, durgun isler altında kaba, kirli, kara, matemli malikanelerinden daha güler yüzlüdür. Onun çarpık kabuklu, yan fesli harap mezarlıkları buraların felsefe fakültelerinden, kütüphanelerinden daha manalı, daha düşündürücüdür. Oranın hamalları, fakirleri buranın lordlarından, milyonerlerinden daha asil, daha civanmerttir. Buranın düzgün, kara sokaklarından, oranın beyaz, mavi kaldırımlı eğri yolları daha nurani, daha neşelidir. Avrupa'nın bir şehir büyüklüğündeki fabrikalarından, içlerinde bir ustayla bir çırak çalışan küçük dükkanların mamulleri daha sanatlı, daha kıymetlidir. Kalbinin en derin, en ateşli köşesinden bir çığlık kopardı. Allah'ım! Ey İslam'ın Allah'ı! Düşman vatanımı çiğnemesin, çiğnetme! Bulutlu düşünceler dimağını kapladığı sırada uzun siyah kirpikleri arasından iki şimşek çaktı. Damla damla ağladı. Bu bir rahmetti. Gözlerini sıktı. Dar ve karanlık odacığında gezinmeye başladı. Sonra masasının gözünü çekti, ufak, paslı bir revolver çıkardı. Fişeklerini yokladı. Ninesinin, ablasının, sevdiklerinin hayallerini gözleriyle öptü. Kağıt ve kalem aldı. Takatsizdi. Avluya bakan pencereyi açtı. Bir parça hava istiyordu. Pencere önünde duran ve 4 gün evvel ev sahibesinin hediye ettiği küçük saksıdaki sümbüle doğru eğildi. Onu kokladı. İrkildi, çekildi. Ve düşündü. Ağlayarak tekrar saksının üstüne kapandı, kaldı. Sağ avucuyla çiçeği yüzüne, gözüne çekti, sürdü. Yine kokladı, kokladı, kokladı. Dimağında bir baygınlık, gönlünde bir aşk, bir secdeyle kendinden geçmesi vardı. Kendisini kaybetti. Bu sırada kapı vurulmuştu. Dudakları çiçeğin kıvrımları arasında olduğu halde mecalsiz "Gel!" dedi. Karşısında Mehmet Siyavuş'u buldu. Hemen saksıyı kavradı. "Şunu kokla, kokla Mehmet!" dedi. Mehmet Siyavuş arkadaşının perişanlığından, heyecanından ürkmüştü. Yavaşça içine çekti. "Hayır, iyi kokla, derin kokla, gözlerini kapayarak kokla. Koklarken gözlerinin önüne ne geliyor, neresi geliyor? Söyle, Allah aşkına, bütün ruhunla, bütün nefesinle kokla." Arkadaşının yüzüne doğru çiçeği tutuyor, itiyordu.
Mehmet Siyavuş, İstanbul kokusu. Değil mi? Fakat neden böyle? Hani Mart içinde, Nisan Mayıs'ta, köprü başında, ufak köşelerinde geniş işportalar, kola takılan ince uzun sepetler içinde laleler, zerrinler, şebboylar, menekşeler, ilkbahar kokuları diye bağıran karayağız, bıçkın kıyafetli satıcıların önünde demet demet saçılan bu kokular. Beşiktaş'ın, Eyüp'ün fulya tarlaları kokuları. Ruhani bir medeniyet, kutsi bir nezaket kokuları. Ah vatan! Misk gibi kokusu canlarda tüter. Güneşi böyle, göğü böyle kokar değil mi? Viranesi böyle, mamur yeri böyle kokar. Sarayı böyle, kulübesi böyle kokar değil mi? Fakat bu mübarek bahçe elimizden gidiyor. İstanbul'u kaybediyoruz. Şimdi korkunç bir sessizlik. İki genç, boyunları bükülmüş, kalpler durmuş, gözleri fırlamış, düşünüyorlardı. Evet, nasıl karşı duracağız? Nasıl karşı duracağız? Bu sefer mutlaka... Yok, söylemeye dilim varmıyor. Of! Allah aşkına şu sümbülü bir daha kokla. İşte bir yaz akşamı, kalenderin yanakları, saçları, ellere okşayan yumuşak, tatlı, ılık şehvani rüzgarı ki ruhu mavi nurlara sarar. İşte küpeştesi mavi ipek örtülü iki çifte narin bir kayığın içinde ak bulutlara bürünmüş iki yıldız, iki yaşmaklı genç hanım, şair Nedim'in iki güzel mısrası, iki demet sümbül. İşte yıldızlı bir gece, Anadolu sahilinin arka koruları arasından gelen bülbüllerin namelerine, görünmez bir sandaldan yükselen bir hey hey ahengi bürünüyor. Sanırsın ki yıldızlar nur çalıp söylüyorlar, ve çiçekler koku ötüyorlar. Şu sümbülü ver. Bir daha koklayayım. İşte Baba Ali Caddesi'nden geçen 2-3 efendi ki sarımtırak simalarıyla zarafeti dünyanın hiçbir tarafında inkar olunamayan soylu ve ağırbaşlı eğilmeleriyle tanıdıklarını selamlıyorlar. İşte Bayezid Camii'nde bir teravih namazı ki bütün bir milletin saf ruhu secde halinde Allah'ın huzuruna serilmiş. İşte bir eski kafesin arkasında Doğu'nun bütün şiirlerini inleten bir ud sedası, işte Bolayır'da Namık Kemal'in mezarı. Azizim, camileri medreseleriyle, imaretleri saraylarıyla, bütün bir medeniyetin, 300 milyon İslam'a ait bir medeniyetin, bir varlığın dayanak yeri, Türk'ün, güzelliklerin, büyüklüklerin bahşehri gidiyor. Gidiyor ha? Hüseyin Arif şimdi fırlamış, yaşamak alçaklıktır diyerek revolverini tekrar kavramıştı. Siyavuş üstüne atıldı. Hayır, sanırım ki böyle odada ölmek alçaklıktır, dedi. Ne yapabiliriz? Çanakkale'de ölebiliriz. Bundan ne olur? Analarımızdan evvel kendimizi çiğnetmiş oluruz. Ben gidiyorum Hüseyin Arif. Ben de geliyorum Mehmet. Birbirlerinin ellerini sıktılar. O akşam lokantada karşılaştıkları bir gazeteci bunlara demişti ki, Çanakkale müdafaası yalnız halifeliğin istikrarını değil, Almanya ve Avusturya Macaristan'ın da bekasını temin edecek ve Rusya'nın yok oluşunu hazırlayacaktır. Ve tarih, Türkiye'nin ehemmiyetini o zaman anlayacaktır. İki gün içinde eşyalarını sattılar. Üçüncü gün, pasaportlarını vize ettirmek için konsolosluğa müracaat ettikleri sırada talebelerin askerlikleri tecil edildi diyen katibin duygusuz gözlerine baktılar ve ceketlerinin iliklerine taktıkları bir sümbül çiçeğini derin derin koklayarak ve önlerine bakarak usulca ''Biz gönüllü gidiyoruz'' dediler.